ihtiyaç vardır. Erdoğan şahsım hükümeti metal yorgunudur. Ülkeyi yalanla, iftirayla, sopayla, tehditle yöneteceğini sanmaktadır. Metal yorgunu olanlar, sorunların parçası olanlar sorunları çözemezler. Çözemiyorlar da zaten. Bundan tam 383 yıl önce ünlü filozof ve siyaset adamı Francis Bacon şu tespiti yapmış. Devleti devlet yapan dört temelden adalet, ahlak, hazine ve yönetimden biri sarsılır veya zayıflarsa kurtuluş dualara kaldı demektir. Erdoğan şahsım hükümetlerinin elinde devletimizin dört temelinin dördü birden sarsılıyor. Ülkede adaleti bitirdiler. Önce beraber yol yürüdükleri hoca efendilerin, hakim ve savcıların eliyle, daha sonra AK Parti il ve ilçe yönetimlerindeki avukatlardan devşirdikleri hakim ve savcılar eliyle, en sonunda da sarayın vesayeti altına aldıkları hakim ve savcılar kurulu eliyle devletin adalet direğini çökerttiler. Şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı feryat ediyor. Mahkemelerin adalet anlayışına cevap vermediği yerde Hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır diyor. Bugün Türkiye'de tuz kokmuştur. Erdoğan şahsı hükümeti mafyayı Cumhur İttifakı'na ortak yapmıştır. Ve bu kirli ittifak bugün insanımızın temel hak ve özgürlüklerini tehdit etmektedir. Can ve mal güvenliğini tehdit, tehdit etmektedir. Kadına ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir kişinin imzasıyla çıktık. Şimdi bu sözleşmeden ülkeyi çıkartan şahıs kabahatini gizlemek için kadına yönelik şiddetle mücadele dördüncü ulusal eylem planını açıklıyor. Ya 19 yıldır iktidardasınız. Bu kaçıncı eylem planı? Kadınlar artık size güvenmiyor. Verdiğiniz sözü tutmadınız. Bu dakikadan sonra kadına kalkan her elde, her kadın cinayetinde, istismara uğrayan her çocukta, Erdoğan şahsı hükümetinin iki cihanda da sorumluluğu vardır. Erdoğan şahsı hükümetleri devlet yönetiminde devlet yönetiminde ahlak anlayışına da darbe vurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan şahsı hükümetleri döneminde bakan çocuklarının evlerindeki para kasalarıyla gemiciklerle sıfırlamakla bitmeyen paralarla ayakkabı kutularındaki dolarlarla Rıza Zarab'ın önüne yatan bakanlarla mafyadan ayda 10 bin dolar alan maaş alan AK Partili siyasetçilerle lüks arabalarda burnuna pudra şekeri çeken beslemelerle kara para aklayıcılarıyla aynı fotoğraf karesine hiç çekinmeden giren devlet yöneticileriyle tanışmıştır. Yine aynı Erdoğan yönetimlerinde cumadan cumaya milletin dini duygularıyla alay eden özel uçaklarda binlerce dolarlık şampanya yuvarlayan, rüşvetten aklanmamış bakanlar büyükelçilik makamına getirilmiştir. <laughs> Ahlakını yitirmiş bir yönetim öz saygısını da yitirir. Her türlü skandalı pespayeliği kanıksar. Her şeyi kendinde hak görür. Bir yanda FETÖ borsalarında çökülen oteller, marinalar, uçaklar, fabrikalar, uyuşturucu rotaları, aklanan kara paralar ve tüm bu kirli ilişkilerde birkaç yıl içinde ortaya çıkan türedi zenginler. Diğer yanda sayısı 18 milyona dayanan yoksullar. Bir yanda evlatlarını doyuramadığı, soğuk kış günlerinde ısıtamadığı için canına kıyan analar, diğer yanda Bodrum'dan İstanbul'a kuaförle özel uçakla giden kadınlar. Bir yanda çocuğuna okul pantolonu alamadığı için intihar eden babalar, diğer yanda 40 yaşında milyonlarca dolarla oynayan yandaş tosuncuklar. Bugün Türkiye dünyada oligarkların ekonomisi olan Rusya'dan sonra servet dağılımındaki adaletsizliğin en yüksek olduğu ülke. Bunun sebebi devletin çökertilen ahlak direğinde aranmalıdır. Yine bugün bu ülkede 10 milyon işsiz varken milletin evlatları tek bir iş bile bulamazken sarayın yanaşmaları, beslemeleri 3-5 ayrı yerden 3-5 ballı maaş alıyorsa sebebi yine devlet yönetiminin çökertilen ahlak direğinde aranmalıdır. 25 yıl önce Erdoğan hırsızlık babadan evlada geçer. Evlattan babaya değil. Dolayısıyla yönetimlerde hırsızlık yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere oradan da halka yansır diyordu. Doğru mu? Doğru. Bugün Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD. Türkiye soruşturma ve kovuşturmanın bağımsızlığını korumakta dahil olmak üzere yurt dışı rüşvetle mücadeleye hız katacak önemli reformları acilen uygulamaya koymalıdır uyarısında bulunuyor. Bu haksızlık mı? Hayır değil. 2006'da Daimler-Benz, Siemens ve Delta Pine gibi bazı uluslararası Alman şirketlerinin Dünyanın değişik yerlerinde rüşvet dağıttığı ortaya çıktı. Rüşvet dağıttıkları ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Ne oldu? Rüşvet dosyaları kapandı. Yine Amerikan ilaç şirketi Alexion Türkiye'de ilaç satışlarını arttırmak için 2010-2015 yılları arasında hükümet yetkililerine rüşvet verdiğini itiraf etti. Amerika'da itiraf etti. Peki bu itiraflar Türkiye'de inceleme veya soruşturma konusu oldu mu? Ne gezer? Bunun gibi nice rüşvet olayları var ama sonuçlanan soruşturma sıfır. OECD yayınladığı yayımladı, notta Türkiye herhangi bir uluslararası rüşvet vakasını başarıyla sonuçlandırmadı diye açıkça söylüyor. Bugün Türkiye rüşvet ve yolsuzlukla anılan bir ülke haline geldiyse bunun sorumlusu kim? Elbette ülkeyi 19 yıldır yöneten Erdoğan şahsım hükümetleri. Erdoğan şahsım hükümetlerinin çökerttiği üçüncü ayak ise hazine. Türkiye'de devlet hazinesini yağmalanacak ganimet olarak gören bir siyasi zihniyet iş başında. Ata'dan, dededen kalan gümüşleri özelleştirme diyerek 62 milyar dolara sattılar. Sakarya Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara peşkeş çektiler. Ne diyor büyüklerimiz? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır diyor. Bugün de Erdoğan Tank Palet Fabrikası'ndaydı. Çıktı, Tankı paleti sattı diyen sattılar diyenler yalan söylüyor dedi. Ne satmaz? Biz satmaktan hiç bahsetmedik. Biz peşkeş çektiniz dedik peşkeş. Milletin elde kalan son gümüşlerini de sarayın hazineyi hassası olan Türkiye Varlık Fonuna devrettiler. Milletin meclisinin denetiminden kaçırdılar. Geç sattıkları yetmedi, çocuklarımızın geleceğine de ipotek koydular geçilmeyen köprü ve otoyollar uçulmayan havalimanları için yandaşlarına dolarla avro ile 15-20 yıllık garantiler verdiler. Sonra da kıblelerini şaşırdılar milleti unutup yandaşlarını korumanın telaşına düştüler. Artık iktidardan gideceklerini görüyorlar. Erdoğan geçilmeyen köprü ve otoyolların, uçulmayan havalimanlarının, Talan İstanbul'a verilecek garantilerin Tahkimde söke söke Türkiye'den alınacağını söylüyor. Tahkim işini de Londra'daki Majestelerinin mahkemelerine emanet ediyor. Milletin hakkını yedirmeyiz diyen bizleri Majestelerinin mahkemeleriyle tehdit ediyor. Topraklar bu topraklar daha önce Majestelerinin zırhlarına sığınanları görmüştü. Şimdi de Majestelerinin mahkemelerine sığınanları görüyor. Sarayın bekçisi ise daha biraz biraz daha ileri gidiyor. Dolarla, avroyla verilen garantilerin milletten söke söke alınacak paraların yasal güvenceye kavuştu, kavuşturulmasını istiyor. Sayın Bahçeli, şu sarayın büyüsünden bir kurtulun. Kapitülasyonlar Lozan'da yırtılıp atıldı. Bu devletin kurucu babaları siyasi bağımsızlığımız kadar iktisadi bağımsızlığımızın da üzerine titredi. Biz buradan bir kere daha ilan edelim. Bizim iktidarımızda talan İstanbul'a tek kuruş çalışmayacak. Milletten söke söke alınanları da hukukun gerektirdiği biçimde söke söke geri alacağız.